Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, günlerin ve gecelerin hızlı bir şekilde akışı içinde Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretine mazhar olan mübarek günler ve geceler de hızla gelip geçmektedir. Bu akşam nasip olursa Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, keremiyle beraet kandilini de idrak etmiş olacağız. Ve böylece Ramazan-ı Şerif'e de 15 gün kalmış olacak. Ramazan-ı Şerif'in ihbarcısı, müjdecisi ve mukaddimesi halinde beraet kandili, berat kandili de müminlerce, Müslümanlarca karşılanmış oluyor. Tabi sözde berat kandilini karşılamanın bir manası yok. Sözde, lafta, kuru bir laf olarak onu karşılamanın veya tebrikleşmenin şüphesiz ki büyük çapta bir manası ve tecellisi yok. Onu anlamak, maksadını, manasını kavramak ve onu hakkıyla karşılamak icap ediyor. O halde tabii olarak bu mevzuda, bu konuda biraz bu dersimizde durmaya çalışalım. Berat kandili. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, dini celil-i İslam alışkanlıklarımızı daima ıslah etmeyi, Allah rızasının bulunduğu istikamete çevirmeyi hedef alıyor. Her insanın bir alışkanlığı olabilir. Alışkanlıklar insanları kuşatan birer çemberdir. Alışmışım diyor adam. Alışmışım, ne yapayım? Yapmak zorundayım. Bir kere alıştık buna gibi kelimelerle ifade edilen alışkanlıklar var, ihtiyatlar var. Beşer olarak, insan olarak bunlar bir ölçüde normal görülebilir. Fakat dini İslam'ın gayesi, hedefi de insanların kötü olan alışkanlıklarını, bir alışkanlığın kötülüğünü, fenalığını da ancak Allah-u Teala'dan öğreniyoruz. Hangi alışkanlıklar kötüdür? Hangi alışkanlıklar fenadır? Bunları nereden öğreneceğiz? Doğrudan doğruya Hazreti Muhammed Mustafa'dan aleyhissalatü vesselam. Ondan öğreneceğiz. Onun beyanlarından, tebliğatından, talimatından öğreneceğiz. Ve mutlaka alışkanlıklarımızı evimizde olsun, iş yerimizde olsun, hayatımızda, nerede, nasıl olursa olsun alışkanlıklarımızı Allah-u Teala'nın gösterdiği istikametlerde ve ölçüler içinde ıslah etmeye çalışacağız. İşte berat kandilini de eski alışkanlıklarımızın içinde geçirmemeliyiz. Ve mutlaka beraet kandilinin bizim şahsımızda, ruhumuzda, vicdanımızda, kalbimizde uyandırması gereken akisleri, tecellileri bulmamız lazımdır. Eski alışkanlıklarına mahkum olarak, mağlup olarak devam eden bir insanın üzerinden 1000 tane berat kandili geçse hiçbir netice elde edemez. Kendisini vermesi lazım. Kendisini o sırra, o hikmete, o ilahi davete, ilahi mağfirete teslim etmesi lazım. Bakınız mesela alışkanlıkların çemberi içerisinde çırpınan bir insanın bu kötü alışkanlıklar içerisinde akıp gidişini ve bununla alakalı mesuliyetini Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor.
Men cavezel erbaine. Hangi bir Müslüman, kadın olsun erkek olsun, men deyince kadına da şamil, erkeğe de şamil. Cavezel erbaine, erbain 40 demek biliyorsunuz. Hangi Müslüman 40 yaşına girdiği halde, 40. yaşına girmiş olmasına rağmen, velem yagrib hayruhu ala şerrihi, oturup da hayrıyla şerrini hesaplamamışsa, acaba şu 40 yaşıma kadar geçirdiğim hayat içerisinde hayrım mı fazla, şerrim mi fazla diye bir hesap yapmamışsa, günahım mı fazla, sevabım mı fazla diye bir hesap yapmamışsa, hakkın peşinden mi gitmişim, batılın peşinden mi gitmişim diye bir hesap yapmamışsa, felyetecehhez linnar, böylece bu hesabı yapmamış, nefsini muhasebeye çekmemiş ve kendisini ilahi huzurda hissetmemiş bir insan, tevbe etmeden, günahlarına veda etmeden, o dakikaya kadar işlemiş olduğu günahlardan istiğfar, yani affını istemeden, tevbe etmeden, ya Rabbi beni affet, ya Rabbi tevbe ediyorum, ya Rabbi vazgeçiyorum, şu dakikaya kadar işlediğim fenalıklardan, kötülüklerden ve günahlardan ayrılıyor, sıyrılıyorum, beni affet diye Allah'a el açmadan 40 yaşına geldiği halde hala alışkanlıklarına devam ediyorsa, hala o hayatının akışını değiştirmeden gidiyorsa, hala al kızı ver papazı oyun oynamaya devam ediyorsa, hala içkiye, kumara, zinaya devam ediyorsa, hala faize, fuhşa devam ediyorsa, felyetece hezlinar, bilsin ki bu adam, bu tevbesiz adam, affetmemi, Allah'tan affını istemeyen adam, istiğfar etmeyen adam, günahlarından vazgeçmeyen adam, bu haliyle cehennem kütüğünden başka bir şey değildir. Resul-i Zişan, akışımızı, hayatımızın akışını kontrol etmemizi istiyor. Nereye gitmekteyiz? Bakın bir berat kandili geliyor. Kendimizi çekip çevirmenin, çeki düzen vermenin bir fırsatını hazırlıyor Cenab-ı Hak. Ramazan ayına 15 gün kala berat kandili tecelli ediyor. Affı ilahinin, istiğfar Rabbani'nin tecelli ettiği bir durak haline geliyor. Ve hala kendimizi kontrol etmeyeceksek, hala çevremize, muhitimize, mahallemize İslami tecelliyi, İslami huzuru, İslami daveti, İslami iffeti götüremeyeceksek, bu kandilin bize faydası ne? Niye akıp gidiyor bu? Niye gelip geçiyor bu? Aziz müminler, bakınız, yine bir ayet-i kerimede içinde bulunduğumuz alışkanlıkların bizi aldattığını öğreniyoruz. Adam altında lüks bir arabası, yine Boğaz'da güzel bir köşkü, yalısı, villası veya daha başka bir yerde yazlığı, yazın yaşadığı bir mülkü, işi, karı, senedi, sepeti, keyfi, zevki yerinde, tatlı bir hayat içinde, arzularının birçoklarını elde etmiş, isteklerini, şehvetlerini, şöhretlerini elde etmiş, işte akıp gidiyor, keyfini, zevkini sürüp gidiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, buna aldanmamak lazım. Buna aldanmamak lazım. Bu alışkanlıklar, bu içinde bulunduğumuz yaşama şekilleri ve şartları böyle devam etmeyecektir.
bizi aldatmasın, aldatmaması lazımdır. Rabbül Alemin şunu haber veriyor. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Kur'an-ı Kerim'de haber verdiğimiz akıbetleri, peygamberlerin haber verdikleri gerçekleri, yevmi hesabı, mahşer gününü, mizan gününü, hesap gününü, Allah'ı, Resulünü, ahireti unuttukları dakikada, hatırlamaz hale gelip de bütün bunları arkaya kaldırıp atıp da kendi bildiklerini, kendi keyiflerini, kendi arzularını yaşamaya başladıkları dakikada ilahi emirleri unutmuşlar, ilahi azapları unutmuşlar, sadece kendi arzusunu, kendi iştahını, kendi lezzetlerini arıyor adam. Nerede keyif orada, nerede gece kulübü orada, nerede pavyon orada, nerede festival orada, nerede rezalet orada, nerede kokteyl orada, nerede şampanya orada, nerede melun bir kampanya orada, nerede rezalet orada hazır oluyor. Allah'ı unutmuş, Hazreti Muhammed'i unutmuş, yevmi hesabı unutmuş, Kitabullah'ı unutmuş, ibadetleri unutmuş, istiğfarı unutmuş, tevbe etmeyi unutmuş, aldanıyor, bu ateş benimdir, bu dünya benimdir, bu keyif sevk benimdir, bu mülkiyet, bu hürriyet, bu zürriyet benimdir diyor. Tam bu noktaya geldiği zaman, bütün bunları unuttuğu zaman, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Bütün varlığın, servetin, şöhretin, şehvetin bütün kapılarını açarız onlara. Yesinler yiyebildikleri kadar, içsinler içebildikleri kadar, yaşasınlar yaşadıkları kadar, denizlerde, sahillerde, kıyılarda, kumlarda, keyiflerinde, barlarda, pavyonlarda alabildiğine yaşadıkları kadar yaşasınlar diye bütün imkanların kapılarını açarız onlara. Fakat tabii aldatıcı bir şey bu. Bu bir istidraç. Onların sıhhatleri, onların servetleri, onların saltanatları, onların keyifleri, onların imkanları, onların şöhretleri, onların servetleri alabildiğine kabarması, köpürmesi, kaynaması, şahlanması aldatıcıdır. Aldatıyor. Veririz onlara bütün imkanları. Açarız bütün kapılarını. Fetehna aleyhim ebvabe külli şeyin. Her şeyin kapısını açarız onlara. Ne isterlerse veririz. Neyi arzu ederlerse kavuştururuz diyor Hazreti Allah. Celle Celaluhu. Hatta işte nihayet, işin nihayeti geldi. İza ferihu bima utu. Kendilerine verilen bunca imkanların, bunca servetlerin, bunca keyfü zevkin karşısında iyice ferahlandıkları anda, zevkin, keyfin zirvesine çıktıkları bir anda, artık her şeyi unutup da Allah mallah yoktur dedikleri sırada, her keyfin ve zevkin içinde yüzdükleri sırada, اَخَزِنَاهُمْ بَغْتَتَنْ ansızın onları yakalarız, onlara azabımızı, onlara gazabımızı, onlara cezamızı indiririz. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ onlar artık hayattan bütün ümitlerini keserler. Öyle bir anda cezalandırırız ki onları, akıllarının ermediği, hayret içerisinde kalacakları şekilde onların imkanlarını zorlaştırırız. Huzurlarını ellerinden alırız. Anarşizm ile, terörizm ile, içeriden dışarıdan çeşitli rahatsızlıklarla, kalbi, vicdani, insani her çeşit musibetlerle onları kıskıvrak yakalarız da فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ hayatın tadını alamaz hale gelirler. Dünyadan umutları kesilir, ahiretten umutları kesilir, bütün neşeleri söner, bütün keyifleri biter. Bu akıp gidiş aldatmasın onları diyor Rabbül Alemin.
bu keyif ve zevk onları aldatmasın. Haklı olduklarını iddia etmesinler. Bu bir imtihandır. Böyle varlık içerisinde, zevk-ü sefa içerisinde akıp gitmek, onların haklı olduğunu, onların kuvvetli olduğunu, onların Allah'ı unutmalarının bir haklılığını ortaya koyamaz. Bu bir imtihandır, bu bir iptiladır, bu bir felakettir diyor Kur'an-ı Kerim. Aldanmamak lazım. Her imkanı bulmaları, her istediklerini yemeleri, onların haklı olduğunu mu ortaya koyuyor? Mesul olmayacaklarını mı ifade ediyor? Hayır! Bunlar, bu imkanlar onları daha çok vebale, daha çok hesaba, daha çok felakete sürüklemektedir. Bunu böyle anlamak lazım. Aziz kardeşlerim, beraet kandilinde mutlaka bir nefis muhasebesi yapmak lazım. Allah aşkına bu akşam, işte Cuma'yı cumartesiye bağlayan gecedir. Şu bizim vaaz-ı nasihatımızı dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Daha ötesine zaten sesimiz gitmiyor. Daha uzaklara zaten sesimizi duyurmak gücüne malik değiliz. Şurada bizi dinleyen kardeşlerim var. Ve bu konuşmaları çeşitli vasıtalarla etrafta dinleyen kardeşlerim olacak. Onlara Allah ve Resulullah için şunu teklif ediyorum. Kendim de Allah'ın izniyle kendi günahkar nefsimi de başa alarak şu karşınızda acizane 3-5 kelimeyle size Kur'an hakikatlerini aktarmaya çalışan günahkar, aciz kardeşiniz, hocanız sıfatıyla ben de kendi nefsimi başa koymak suretiyle, başa almak suretiyle gelin bu akşam bir nefis muhakemesi yapalım inşallah Teala. Bir karar verelim. Hani günahlarımız var bizim. Hacılarımızın da, hocalarımızın da, müftümüzün, vaizimizin, imamımızın, hepimizin günahları var. Hiç kimse günahsız olduğunu söyleyemez. İçinizde günahsız olduğunu söyleyebilecek bir Müslüman göremiyorum. Kendi nefsimi de kastederek. Kesinlikle mümkün değil bu. Günahsız insan düşünmek kabil değil, peygamberler müstesna. Onun dışında günah işlememek için bizim bir garantimiz yoktur. Nefisle kuşatılmışız, şeytanla kuşatılmışız, nefsin arzularıyla kuşatılmışız. Mutlaka günah işleme kabiliyetimiz var. Günahı işleyeceğimiz zaman elimizden tutacak hiçbir kuvvet yok. Hiçbir garantimiz yok. O halde hepimiz günahkarız. Beraet kandilinde mutlaka beraat etmeliyiz. Beraat demek, beraet Arapça, günahlardan, isyanlardan, suçlardan, cezalardan, mahkumiyetlerden, zimmetlerden, pisliklerden temizlenmek demek. Beraat. Beraatın manası budur. Yani cezadan kurtuluyorsunuz, günahtan kurtuluyorsunuz, isyandan kurtuluyorsunuz, zimmetten kurtuluyorsunuz, töhmetten kurtuluyorsunuz, zahmetten kurtuluyorsunuz. Beraat demek bu demek. Gelin bu akşam toplaşalım. Gelin bu akşam hanginiz nerede olursak olalım, yatmadan önce yatak odasında mı, misafir odasında mı, yazlıkta mı, kışlıkta mı bilmem ama mutlaka bir yerde bir gece lambasının loş ışıkları altında veya Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaptığı gibi bir mum ışığının altında o murakabesini, geceleri, ibadetlerini, murakabesini mum ışığında yapardı. Mum. Mumun ehemmiyeti var. Mevlana öyle söylüyor. Mumu yakardım diyor. Mum durmadan eriyor. Kendisi erirken etrafı aydınlatıyor. Nihayet mum geliyor sıfır seviyesine iniyor, mumun varlığı tükeniyor, mumun hayatı bitiyor ve dabanda mumun dikildiği yerde mum sönüyor, bitiyor, tükeniyor ve etraf karanlığa boğuluyor. Bir Müslüman da
tıpkı bir mum gibi her saniye hayatının tükendiğini idrak etmelidir diyor. Hani mum yanarken tükeniyor demektir. Hayatı bitiyor mumun. Mumu yakmaya başladığınız andan itibaren eriyor, eriyor, eriyor ve kaybolmaya gidiyor. Bizim de hayatımız öyledir. Anamızdan doğduğumuz günden itibaren mum gibi eriyoruz, tükeniyoruz. Böyle bir mumun ışığı altında gelin bu akşam, Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına, gelin bu akşam. Nerede olursanız olun, nerede bulunursanız bulunun, yatmadan önce mutlaka bir mum ışığının altında, kimsenin bulunmadığı bir yerde, sesin soluğun kesildiği bir yerde, nefsimizi ortaya koyalım, Allah'ı görüyormuş gibi Allah'ın huzuruna çıkalım. Hazreti Muhammed Mustafa'yı görüyormuş gibi karşısına dikilelim, nefsimizi hesaba çekelim. Günahlarımız nedir bizim? İsyanlarımız nedir bizim? Eksiklerimiz nedir bizim? Kötü alışkanlıklarımız nedir bizim? Tek tek düşünelim, tespit edelim, teşhis edelim ve tedavisi yoluna gidelim. Kumar oynayan kardeşlerim mutlaka terk etmelidir, bu gece karar vermelidir. Beraat etmelidir kumardan. İçkinin her çeşidinden, alkol dediğimiz isimleri ne kadar çok olursa olsun, ambalajı ne kadar olursa olsun, içkinin her çeşidinden, birası da dahil olmak üzere, şu gece gelin karar verip mutlaka terk etmenin yoluna düşelim. Sadece içkiyi terk etmekle kalmayıp, içki içen kardeşlerimizi, İçki içen, içkili yerlerde hayatını tüketen kardeşlerimizi de ikaz etmenin çaresine bakalım. Neme lazım demeyelim. Senin neyine lazım demeyelim. Nefsimize fırsat vermeyelim. Şeytanımıza kuvvet vermeyelim. Yakınlarımızı, akrabamızı, arkadaşlarımızı, etrafımızı, ahbabımızı da aynı felaketlerden kurtarmanın tedbirini alalım. İçki satılan yerlere uğramayalım. Yemek yiyeceğiniz zaman hangi lokantaya girerseniz girin, orada içki varsa, bira varsa, alkol varsa orada bir kaşık çorba içmeyelim. Allah için kaçalım. Vebalden, günahtan kaçalım. Öz kardeşimiz, dayımız, amcamız, babamız dahi olsa içkili bir düğüne, içkili bir sünnet düğününe, İçkili bir merasime, Allah'a isyan edilen bir toplantıya kesinlikle katılmayalım. Katılmayalım. Bana darılacaklar demeyelim. İnsanların darılacaklarını düşünürken Allah'ın da darılacağını düşünelim. Arkadaşlarım bana darılır diye düşünmek bir ölçüde doğru bir düşünme ama Allah-u Teala'nın gadaplanması, darılmasını ne düşünmeyelim ki? Niçin düşünmeyelim? Allah'ın azabı var, Allah'ın gadabı var, Allah'ın da darılması var. Allah'ın da azabından sakınmak, korkulacaksa en evvel Allah'tan korkmak lazım. Korkulacaksa en evvel Hazreti Allah'tan korkmak lazım. Bir kere bunu elde etmek lazım. Allah kerimdir diye kendi kendimizi aldatmamak lazım. Hele zaman var, hele vakit var, yaşlanayım, emekliye ayrılayım, daha yaşım genç, delikanlıyım gibi bütün bu düşünceler vallahi aldanıştır. Aldanmaktan ibarettir. Hiç kimse 5 dakika sonra ne olacağını, akşam evindeki Müslümanın sabaha sağlam çıkıp çıkamayacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Kimsenin elinde hücceti, kimsenin sigortası, kimsenin garantisi yok ki. Hayatımızın sahibi biz değiliz. Hayatımıza hükmeden Hazreti Allah'tır kardeşlerim. Hayatımıza hükmeden O'dur. İçinizde hiç kimse var mı? Şu vücudunun sol tarafında, sol memesinin altında gece gündüz demeden durmadan çalışan yumruk büyüklüğündeki kalbinizin ne zaman duracağını içinizde bilen var mı kimse? Şu kalbin
şu kalbiniz ne zaman duracak? İnsanın vücudunda gece, gündüz, sabah, akşam demeden, bayram, seyran demeden, yorulmak bilmeden, usanmak bilmeden, devamlı, sürekli çalışan bir kalbiniz var. Bu kalbinizin ne zaman ve nerede sekte-i kalbe uğrayacağını, bu kalbin ne zaman duracağını yeryüzünde vallahi kimse bilmiyor. Çünkü o kalbi oraya takan siz değilsiniz. Apollo feza aracıyla ayın üzerine, merihin üzerine gitmenin imkanını araştıran insanlar, ayın üzerinden kaldırdığı Apollo aracını Pasifik okyanusuna saniyesi saniyesine indirmesini, alaşağı etmesini beceren insanlar, vücutlarında çalışan kalp ismindeki o harika uzun ne zaman duracağını, ne zaman sükut edeceğini, ne zaman kesileceğini yeryüzünde kimse bilmiyor. Öyleyse hele daha zaman erkendir, yarın olsun da o zaman başlayayım. Vakit daha erkendir, gencim, delikanlıyım, yaşlanırsam yaparım, emekliye ayrılırsam yaparım, şöyle olursa yaparım gibi sözler, vallahi ve billahi şeytanın sözleridir. Aklın değil, mantığın değildir onlar. Hissiyatın ve çirkin düşüncelerin eseridir. Kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bakınız, bu mevzuda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin çok sıhhatli İmam-ı Bukhari'nin tespit ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Zişanımız bize bir örnek olarak bir hadiseyi haber veriyor. Bir muhasebeyi haber veriyor. Size arz edeyim bunu kısaca. Geçmiş ümmetlerden Resulullah misal veriyor. Geçmiş ümmetlerden. Hani ümmet demek biliyorsunuz peygamberlerin etrafında halkalanan cemaat demektir. Bir peygambere tabi olan topluluğa ümmettir. Ama mutlaka peygamber olacak. Peygamberi kaldırdınız mı ümmet kalkar. Hazreti İsa aleyhisselamın etrafında halkalanan topluluğa İsa'nın ümmeti. Hazreti Musa'nın etrafında halkalanan topluluğa Hazreti Musa'nın ümmeti deniyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın etrafında halkalanan topluluğa da Muhammed ümmeti deniyor. Bizler inşallahü teala bizler Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz inşallahü teala. Ve burada onun etrafında halkalandığımız gibi mahşer meydanında da yine onun livaul hamd sancağı altında toplanacağız inşallah Teala. Bu umutla yaşayacağız ve kendimizi mutlaka hesaba çekeceğiz. Misal veriyor, geçmiş ümmetlerden örnek gösteriyor bize. Bakınız. İntalaka selasetü neferin mimmen kâne kableküm. Resul-i Zişanımız haber veriyor. Sizden evvelki geçmiş ümmetlerden 3 arkadaş, selasetü neferin, 3 nefer, 3 arkadaş, 3 kimse yola çıkmışlardı. Yolculuğa karar vermişler ve yola çıkmışlar. Hatta ave vil mebite ila garin. Yol esnasında yağmura, yıldırıma, şimşeğe yakalandılar. Bir tufan gibi yağmur, yıldırım, şimşek ve canlarını bir mağaraya attılar diyor Resulullah. Bir mağaraya gittiler, girdiler. İlâ gârin. Gâr Arapça mağara demek. Bir mağaraya sığındılar. 3 arkadaş, 3 yolcu. Fedehalûhu. O mağaranın içine girdiler. Islanmasınlar, yıldırım çarpmasın, mahvolmasınlar diye o mağaraya girdiler. Fen haderet sahratun minel cebel. Cebel dağ demek. Yukarıdan dağdan öyle bir kaya parçası geldi ki geldi mağaranın ağzını tamamen kapattı.
Fesebbet aleyhimül gar. Mağaranın ağzını tamamen kapattı ve mağaranın dışarısı silme bir şekilde kapanınca onlar da mağarada mahzun kaldılar. Mahkum kaldılar. Şaşırdılar tabii. Bir bakıma ölüme mahkum oldular. Fekalu dediler ki kendi kendilerine innehu la yunciikum min hazihi sahra illa en ted'ullaha taala bi salihi a'malikum. Arkadaşlar dediler, aralarına karar aldılar. Bizi bu kaya parçasından hiç kimse kurtaramaz. Ancak hayatta işlediğimiz hayırlı ameller, iyiliklerle Allah tekalu. Kâle raculun minhum. O üç kişiden bir tanesi şöyle Allah'a yalvardı. Allahümme kâne li ebevâni şeyhâni. Allah'ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onların yemesini içmesini kendim temin ederdim. Dağlarda otlayan koyunlarım, keçilerim köye gelir gelmez çocuklarımdan evvel, yavrularımdan evvel o koyunlardan sütü sağardım. Önce annemi babamı karnını doyururdum, sütlerini içirirdim, onları uykuya yatırır, ondan sonra kendi evime, kendi halime bakardım. Anneme, babama, ya Rabbi son derece dikkat ve itina gösterirdim. Bir akşam hayvanlar yayladan geç geldiler. Geç geldiler. Geç geldikleri için de tam vaktinde annemin, babamın sütünü içirememiştim. Sütü hayvanlardan sağıp da sütü götürdüğüm zaman annemle babam oldukları yerde uykuya dalmışlardı, uyuyorlardı. Onları uyandırmak suretiyle rahatsız etmek istemedim. Elimde süt ile beraber onlar uyanıncaya kadar baş uçlarında bekledim. Ta gözümü kırpmadan ayakta sabah ezanı okundu. Annem babam kalktı. Özür diledim. Şu sütünüzü için sabaha kadar bekliyorum anne dedim. Ve memnun kaldılar. Razı oldular. Ya Rabbi eğer sen de benim bu hareketimden, benim bu anneme babama olan saygımdan ve sevgimden razı olduysan şu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Derken mağaranın ağzını kapatan taş biraz aralandı, içeriye hava girmeye, ışık girmeye başladı. Fakat henüz çıkılacak gibi değil. Kâlel âhar, ikinci arkadaş da şöyle dua etti. Allahümme innehu kânet li ibnetu ammin. Ya Rabbi benim de amcamın bir kızı vardı. Amcamın bir kızı vardı benim. Nihayet kıtlık oldu, yokluk oldu memleketimizde. Herkes aç kaldı, muhtaç kaldı, perişanlık aldı yürüdü. Neticede amcamın kızı açlıktan dolayı, yokluktan dolayı bir gün geldi, benden para, benden yiyecek istedi. Ben de öteden beri amcamın kızıyla zina etmek istiyordum. Gönlüm öyle istiyordu, fırsat bulamıyordum. Nasıl ki ihtiyaç içinde bana koşunca fırsatı yakaladım dedim ve ona sen nefsini bana teslim edersen, arzularımı tatbik etmek istersen sana yiyecek veririm, sana ihtiyacını karşılarım dedim. Neticede o da düşündü, taşındı birkaç gün sonra, bütün aç kaldı, geldi, ne istersen yap, tek çocuklarım ölmesin bana yiyecek ver dedi. Ve tam o zinayı, tam o günahı işleyeceğim zaman baktım amcamın kızı hüngür hüngür ağlıyor. Niçin ağlıyorsun?
niçin figan ediyorsun, niçin ağlıyorsun dediğim zaman, ağladığımın sebebi yarın mahşer gününde Allah bizi hesaba çekecek. Orada nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum da ağlıyorum. Gel amcamın oğlu, gel bu haramdan vazgeç, gel Allah'tan kork dedi. Ben de pişmanlık duydum, günahıma veda ettim, af diledim. O hali yapmaktan, o zinayı işlemekten vazgeçtim. Ve ömür boyu amcamın kızını ve çocuklarını, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ya Rabbi sana söz verdim ve yerine getirdim. Yaptığım bu tövbeden, bu hareketten memnun kaldıysan, bu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Ve derken kaya biraz daha açıldı, bütün etrafı görecek hale geldiler. Ama çıkış yok. Ve kâle sâlisü, üçüncü arkadaş şöyle dedi. Allahümme, ey Allah'ım, iste'certu ücerâe, ben de bir iş adamıydım. İşçiler çalıştırıyordum. Ücera, ücretliler yani emekli, emekçiler, işçiler çalıştıran bir iş adamıydım. İşçi çalıştıran bir iş adamıydım. Günün birinde yanımda çalışan işçilerden bir grup, çalıştıkları, hak ettikleri parayı, ücretlerini almadan memleketlerine gittiler. Paralarını, emeklerini, yevmiyelerini almadan gittiler. Ben de ya Rabbi senden korktum. O işçilerin yanımda bırakıp gittikleri, almadıkları ücretleriyle, ücretlerini, paralarıyla onlara koyun satın aldım. Koyun, hayvan satın aldım. O işçilerin parasını yemedim, kasama koymadım, kendi paramın arasına katmadım, onların hakkı olan parayla onlar için hayvan satın aldım. O hayvan yavruladı, çoğaldı, 5-10 sene zarfında vadileri tutan büyük bir sürü haline geldi. O işçiler için aldığım hayvandan koca bir sürü peydahlandı. Derken günün birinde bir de baktım ki o işçiler çıkıp geldiler. Vaktiyle senin yanında çalışmıştık, paramızı almadan gitmiştik. Lütfen paramızı ver dediler. Ben de işte sizin paranız, malınız, şu karşı yaylaları dolduran hayvanların tamamı sizindir dedim. Nasıl olur? Bizim paramızda bu kadar hayvan alınmaz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ver paramızı gidelim dediler. Ben de hayır evlatlarım, sizin emeğinizle hasıl olan paranızı yemedim, katmadım, atmadım, kaybetmedim. Hayvan aldım, o hayvan çoğaldı, büyüdü, bir sürü haline geldi. Alın sürüyü götürün, ananızın sütü gibi helal olsun dedim. Sevindiler, memnun kaldılar, keyiflerinden uçacakmış gibi oldular. Eğer bundan sen de memnun kaldıysan ya Rabbi, bizi bu mağaradan kurtar deyince Allahümme in kuntu fealtu zalike ibtigae vecihike, bunları senin rızan için yaptığımızı kabul ettiysen, bundan razı olduysan, fefrec anna ma nahnu fihi, içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dediler. Fenferacetü sahratu feharacu yemşun, birdenbire o kaya mağaranın ağzından fırladı gitti, kapı açıldı, onlar da Allah'a secde edip yollara devam ettiler buyuruyor. Yollara devam ettiler. Feharacu yemşune, çıktılar gittiler. Ravahu Bukhari ve Müslim. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in tespit ettiği mühim bir hadis. İşte aziz kardeşlerim, burada da görüldüğü gibi, burada da aynen görüldüğü gibi, içinde bulunduğumuz felaketlerden, bu mağarayı bir dünya hayatı kabul edin. Dünyadan ahirete giderken hangi hayırlı amellerinize gideceksiniz? Bunun bir hesabını yapın. Gelin bunun bir hesabını yapalım.
Zaman bizi aldatmasın. Alışkanlıklarımız bizi aldatmasın. Köşkümüz, yalımız, villamız, kadillağımız, keyfimiz vallahi bizi aldatmasın. Yanılıyoruz. Yaşımızın genç oluşu bizi aldatmasın. Amir oluşumuz, memur oluşumuz, hoca oluşumuz, hacı oluşumuz vallahi bizi aldatmasın. Yanılmayalım, sakatlanmayalım, boşuna gitmeyelim hayatımızın neticesinde, boş kalmayalım. Yaklaşan işte bu gece idrak edeceğimiz mübarek Berat kandiline gelin bu şuurla girelim. Şurada beni dinleyen kardeşlerime vebal olarak bırakıyorum. Bu akşam yatağa girmeden önce, nefis muhakemesi yapmadan, hayatının hesabını düşünmeden, günahlarından vazgeçmeye karar vermeden yatağına giren olursa, şu beni dinleyen cemaatin içinden bu muhasebeyi, bu muhakemeyi, bu müzakereyi, bu tefekkürü yapmadan yatağına giren olursa mahşer günü yakasına yapışır, ben söyledim, bunlar tatbik etmedi ya Rabbi diyeceğim. Vebal bırakıyorum, kimse yatasın bu akşam. Muhasebenizi yapın, yatın. Boşuna konuşmuş olmayayım. Şu konuşmalarım boşa giderse, dinleyip işitip de akşam icabını yerine getirmezseniz, bütün insanların günahı boynunuz olsun. Vebal bırakıyorum. Hepinizi mesul tutuyorum. Hepimiz kendim de başta olmak, kendi nefsimi de başa almak şartıyla söylüyorum. Kimseyi ayırmıyorum. Kimseyi kayırmıyorum. Herkes. Bu akşam böyle yapacağız. Alışkanlıklarımızı tepeleyeceğiz. Hani öyle zannedelim ki akşamları çayımızı içer içmez yatağa girmek alışkanlığımız var diyelim. Bu akşam o alışkanlığı yeneceğiz. Değiştireceğiz. İnkılap yapacağız bu akşam. Hayatımızda inkılap yapacağız. Değiştireceğiz. Eğer şurada konuştuklarımı dinliyorsanız bu akşam bunu yapacaksınız. Yapmazsanız vallahi sizden razı değilim. Allah da sizden razı olmasın bunu yapmazsanız. Vebal bırakın. Yatmadan önce şöyle bir mum yakacaksınız. O mumun tükenen ışığı altında acaba neyim, ne kadar sevabım var, ne kadar günahım var, kılmadığım namazlar ne kadar, kazaya bıraktığım namazlar ne kadar, günahım var mı, içki, kumar, oyun, eğlence, gıybet, dedikodu, faiz alıyor muyum, faiz veriyor muyum, günahlarım nedir, tevbe edeyim, ıslah olayım diye kendinizi hesaba çekmeden yapmayacaksınız. Berat kandilidir bu akşam. Televizyonda okunacak mevlide hiç aldırmayın. Hiç kıymet vermeyin. Aldatıyor bizi o. Orada efendim mevlidler, dualar, hiçbir şey, hiç ibadet etmez bunlar. Kendi nefsini hesaba çekeceksin. Televizyondaki okunan mevlidten sana ne? Nefsini, senin ruhunu, günahlarını alıp götürüyor mu? Yok, hiçbir şey olmuyor. Aldanma ona. Televizyonda okunan mevlide aldanmayın. O halis niyetlerle değil, Müslümanları aldatmak içindir o. Hiç ben inanmıyorum ona. Hiç itibar etmiyorum. Televizyon baştan başa Müslümanları cehenneme götürüyor. Kandil gecesinde siz cennete mi götüreceksiniz o? Televizyonda 10 tane program varsa, 10 tane program varsa, 100 tane program varsa 99,5'u vallahi sizi cehenneme götürüyor sizi. Televizyon, devletin televizyonunda, devletin radyosunda uygulanan programın 100 maddesinin 99,5'u vallahi ve billahi sizi cehenneme götürüyor. Böyle bir televizyonda kandil akşamı okunan mevlidin hiçbir kıymeti yoktur. Islah olması lazım. TRT'nin ıslah olması lazım. Devletin radyosunu ıslah etmek lazım. Devletin televizyonunu ıslah etmek lazım. Bu televizyon idaresi namusumuzu, ahlakımızı, iffetimizi,
Allah'a olan kulluğumuzu her gün parçalıyor, her gün mahvediyor. Razı değiliz. Bu devletin televizyonundan vallahi razı değiliz. Hiçbiriniz razı olamazsınız. Bu devletin gidişinden razı değiliz. Hiçbiriniz razı olamazsınız. Bu cemiyetin caddesinden, sokağından, üniversitesinden, mektebinden, gazetesinden hiçbirimiz razı değiliz. Hiçbir şekilde razı değiliz. İslamlaşmadıkça, Kur'an'a dönmedikçe okutulan mevlütlere biz alışamayacaklardır. Ben razı değilim. Ahlakımızı, iffetimizi, karakterimizi, namusumuzu, vatan sevgisini, millet sevgisini, hayatımızı, karakterimizi bozmaya, yıkmaya çalışan bütün programların aleyhindeyiz hepimiz. Olmaz. Razı değiliz. Bunca rezaletler ortasında çıkacaksın, kandil gecesi televizyonda bir mevlid okuyacaksın, beni kandıracaksın öyle mi? Kanar mıyım ben buna hiç? İnanmayınız. Kendinizi hesaba çekiniz diyorum. Bırakın devleti mevlid. Kendi nefsini hesaba çek kardeşim bu akşam. Bırakın. Hiç televizyonu seyretmeyin bu akşam. Hiç bakmayın. Kendi içinizdeki televizyonu seyredin. Kendi şuurunuzun şerrini seyredin bu akşam. Bırakın onu. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün mesele mesuliyetimizi idrak etmektir. Sorumluluk. Televizyonda yayınlanan bütün programlar sorumsuzca yayınlanıyor, sorumsuzca. Çocuklarımız eşkıya oluyor, karılarımız soyunuyor, kızlarımız rezil oluyor. Sorumsuz. Her şey sorumsuz yapılıyor. Niye bunlara aldanacaksın? Mecbur muyum ben de devletin televizyonunu seyretmeye? Mecbur musunuz? Kapatın, seyretmeyin. Lekeliyor. Çırçıplak kadınlarla, meyhanelerle, durmadan zina eden filmlerle, fuhuşlarla diz zehirliyor. Mecburum bunu söylemeye. Ki hanginiz memnunsunuz? Bir de kandil gecelerimizi istismar ediyorlar. Sen gelecek 365 gün benim iffetimi, karakterimi, ırzımı, namusumu lekeleyeceksin. Kandil gecelerine çıkıp aldırmayacaksın beni. Ben de mi? İmkan yok buna. Buna kimse aldanamaz. Kimse inanamaz buna. Bu akışın, bu gidişin aleyhindeyiz biz. Hiçbir şekilde memnun değiliz. Bu cemiyetten memnun değilim. Bu caddeden, bu sokaktan, bu üniversiteden vallahi memnun değiliz. Hiç memnun olamayız. Bu cemiyet İslam'ın cemiyeti değildir. Bu cadde, bu çarşı, bu sahil, İstanbul şehri, İslam'ın şehri değildir. Bozulmuştur, kokuşmuştur, zinaya, fuhşa, faize mağlup olmuştur. İslam'ın cemiyetini kuracağız. Kur'an'ın cemiyetini kurmamız lazımdır. Başka hiçbir kurtuluş yolu kalmamıştır. Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatmaya kalkışıyorlar? Siyasi çekişmelerden vazgeçin kardeşlerim. Siyasi dedikodulardan, siyasi çekişmelerden, siyaset erbabının hırsından vazgeçin. Sarılın şu Kur'an-ı Kerim'e, sarılın Hazreti Allah'a, sarılın Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Korkusunuz kardeşlerim. Bırakın şu siyaset madrabazlarını, bırakın. Şu siyaset madrabazlarını bırakın. Şu perişan insanı terk edin. Şu politikacılar yalnızlığa itin. Hiç alkışlamayın. Tutmayın, sevmeyin. Nedir bu siyaset yahu? Memleketi ne hale getirdiler şunlar? Bu acemi, bu samimiyetsiz, bu milletin ruhuna, kalbine, ta ruhundan gelen hakikatlere zıt ve aykırı olan şu politikacıları sevmeyin, tutmayın. Yalnız bırakın onları. Siyasi çekişmeler memleketi yıkımın eşiğine getirdi işte, görüyorsunuz. Görüyorsunuz millet meclisinin halini, görüyorsunuz senatonun halini, görüyorsunuz binbir rezaletlerin halini. Neye itibar ediyorsunuz, neye güveniyorsunuz? Olmaz.
bir devletin televizyonu hala ıslah edilmezse, o meclisten, o milletvekillerinden hiçbirisine razı değilim. Bu milletin namusuyla, bu, düşünün geçenlerde Türkiye'de en fazla zina eden bir dansöze, en fazla fuhuş yapan, en fazla af buyurun insanları zinaya, fuhşa, fahişeliğe teşvik eden bir dansöze bir madalya verildi, şeref madalyası verildi. Böyle memleket olmaz. Böyle millet olmaz. Bunlara fırsat vermemek lazım. Allah'tan korkmak lazım. Bu millet Müslüman milletse bunlar olmaması lazım. Ve sonra kalkacaksınız, Berat Kandili'nde samimiyetsiz bir takım kimselerle mevlid okutturacaksınız, milletin kalbini fethedeceksiniz, öyle mi? Yok böyle bir yağma. İnanmıyoruz, tutmuyoruz, kabul etmiyoruz. Bu millet aptal değildir. Bu millet enayi olamaz. Bu millet sersem olamaz. Neyin ne olduğunu bilmesi lazım. Neyin nereye gittiğini bilmesi lazım. Hakkını, hukukunu anlaması ve araştırması lazım. Bu millet kör olmaması lazım. İşte bizi aldatan aziz kardeşlerim alışkanlıklarımızdır. Alıştırmışlar bizi kandil gecelerini mevlüt okumaya ve dinlemeye. Tamam yat aşağı. Her şeyin bitti zannediyorsunuz. Hayır. Bu alışkanlıklarımızı bu akşam gelin değiştirelim diyorum. İnkılap yapalım bu akşam alışkanlıklarımızla. Yatmadan önce mum ışığında hepimiz nefsimizle hesaba çekelim ve nereye gittiğimizi günahla, sevapla, hayırla, şerle bir hesaplaşalım ve nefsimizi muhasebe altına alalım bu akşam. Yatmadan önce bunu mutlaka yapalım diye de sizi ısrarla zorluyorum ve bu hususta mutlak manevi mesuliyetinizi idrakın icabını söylüyorum. O halde aziz ve asil kardeşlerim, şimdi en mühim mesele zamanın bizi aldatması. Canım henüz vakit var, zaman var, işte henüz gencim, henüz delikanlıyım, henüz memurum, amirim, genel müdürüm falan. Bunların hiçbirisi aldatmamalıdır Müslümanı. Mükellef olduğumuzu, vazifeli bulunduğumuzu, Allah'ın muhatabı olduğumuzu, Allah huzurunda hesap vereceğimizi unutturmaması lazım. Bu hususta daha evvel de belki anlatmış olduğum tarihi bir kıssayı, tarihi bir vakayı size de anlatıp keseyim. Anlatıp keseyim inşallah. Bu akşam Allah-u Teala nasip ederse Fatih Camii Şerifi'nde akşam namazından yatsı namazına kadar devamlı Berat gecesi münasebetiyle vaaz-ı nasihat ve ilahiler Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. İstanbul Müftülüğümüz bu konuda bir program hazırlamıştır. Programın içerisinde biz de varız, hoca arkadaşlar, hafız arkadaşlar. Akşam namazından yatsıya kadar devamlı olarak Fatih Camii Şerifi'nde inşallah yer alacağız Allah'ın lütfuyla. Haberiniz olsun, vakti, zamanı, zemini müsait olan kardeşlerim orada içtima edelim, toplanalım. Orada da Berat gecemizin manasını, hakikatlerini, genişliğine, derinliğine anlatmaya devam edelim. Ve yatmadan önce de hangi saatte, hangi evde, hangi mahallede olursak olalım, nefsimizi hesaba çekeceğiz inşallah. Aziz kardeşlerim, zaman bizi, alışkanlıklarımız bizi, keyfimiz, zevkimiz bizi aldatıyor demiştim. Kısa, tarihi bir vakayı aktarıp keseceğim, uzatmayacağım. Eski İran şahlarından zalim mi zalim, kafir mi kafir bir İran şahından bahsediyor tarihler. Feridun Şah namında zalim bir padişah, zalim bir hükümdar, keyfine zevkine düşkün bir herif. Nerede güzel bir kadın görse onu hemen sarayına çekip ırzına geçen bir padişah. Günün birinde sarayın balkonundan etrafı seyrederken, Şahnişen, çevreyi etrafı seyrederken
biraz uzaklarda çok güzel bir bahçenin içerisinde genç ve güzel bir kadın görüyor. Bir kadın görüyor, hemen arzu ediyor, hemen iştahlanıyor. Adamların yanına çağırıp şu kadını görüyor musunuz diyor. Hoşlandım ondan, o kadın kimin olursa olsun acele getirin, zevkimi tatmin edeceğim diyor. Adamları diyorlar ki, şahımız, efendimiz, o kadın İran'da çok şöhretli, çok ünlü, çok tanınmış bir marangoz ustasının karısıdır diyorlar. Aman ha, böyle bir şey yapmayalım. Milletin haberi olursa, o ustanın, o sanatkarın karısının böyle bir şeye düştüğü işitilirse, aleyhinize kıyametler koparırlar diyorlar. Böyle olmaz. Ya ne yapalım? Siz diyorlar, siz bir ferman hazırlayın. Bir ferman, bir emirname. O kadının kocası madem ki mühim bir marangoz ustasıdır, mühim bir sanatkardır, ona bir ferman yazın, götürüp versinler. Fermanı da şöyle tertip edin diyorlar. Ey marangoz ustası, ey sanatkar adam, sana emir veriyorum, 24 saat içerisinde saraya, şahın sarayına 24 tane sandık yapacaksın. Sedef işlemeli, kakmalı, yaldızlı, yıldızlı, ceviz ağacından oymalı, kakmalı işlemeli 24 tane harika sandık yapacaksın. 24 saate teslim edeceksin. Buna muvaffak olamasan kellen kesilecek diyeceksin. Zaten yapamayacak, kellesini kesersin, karısını alırsın diyorlar. Bir tuzak hazırlanıyor. Hemen fermanı yazıyor şah. Zalim şah. Hemen fermanı yazıyor. Çabuk götürün, teslim edin ve bekleyin diyor. Fermanı götürüyor zabıtalar. Kapıyı çalıp teslim ediyorlar. Elini çabuk tut diyorlar. Adam bakıyor ki 24 saat zarfında ceviz ağacından işlemeli, oymalı, kakmalı, yaldızlı sandığın 24 tanesini bir tane bile yapmak mümkün değil. 24 tane nerede? Buna imkan yok. Doğrudan doğruya padişah beni öldürmek istiyor diyor. Ve oturup ağlamaya başlıyor. Hüngür hüngür ağlarken karısı geliyor, ne olduğunu sorunca fermanı gösteriyor. Beni öldürecek şah diyor. Belli ki beni öldürmeyi istemişti. Mümkün değil, yapamam bunu diyor. Kadın inanmış bir kadın olacak ki, efendi diyor, ağlama. Seni hayata getiren kimse hayattan götürecek odur. Gün doğmadan neler doğar merak etme diyor. Şükrünü eda et, Allah'a itaat et diyor. Ağlama, mütevekkil ol, sarıl Allah-u Teala'ya. Adam tevekkülle, bazen de tehevvürle saatini bekliyor. Nihayet 24 saat dolmak üzeredir. Sabaha yakın gece bitmiş, şafak sökecek, etraf ağrıyor, saat dolmak üzeredir derken marangoz ustasının, bu muazzam sanatkarın kapısı çalınıyor. Kapı çalınınca korku içinde, dehşet içinde, gözleri dışarı fırlamış bir vaziyette kapıyı açıyor. Kapının önünde zabıtalar hazırdır. Ve tabii beni öldürmek için götürmeye geldiler diye düşünüyor. Ve kapıyı açar açmaz karşısında sarayın zabıtalarını görünce feveran içerisinde, heyecan içerisinde, beni götürmeye mi geldiniz diyor. Tamam diyor, ben zaten sandık yapamadım, beni öldüreceksiniz değil mi filan diye bağırınca zabıtalar diyorlar ki, kardeşim kendine gel, telaş etme, ne bağırıp çağırıyorsun diyorlar. Vaka, sana bir emir, sana bir ferman yazılmıştı. 24 saatte 24 tane sandık yapacaktın. Mesele değişti diyorlar. Bu gece yarısı sana 24 tane sandık yapmayı emreden ve 24 saat müddet tanıyan Şah Feridun. Feridun Şah gece yarısındayken, gecenin tam yarısıyken kalp sektesinden öldü. Acele ona bir tabut yapacaksın diyorlar. Tabut yapacaksın. Senden daha mühim sanatkar yok. Çabuk Feridun Şah'a öğle vaktine kadar, öğle zamanına kadar bir tabut yapacaksın. Krallara layık bir tabut olacak diyorlar. Çabuk. Sandık manlık kaldı orada. Tabut yap, tabut yap diyorlar.
Ve tabii tabut yapılıyor, herif gömülüp gidiyor. İşte aziz kardeşlerim, zamanın sahibi Allah'tır. Hele sabah olsun da, hele yaşlanayım da, hele ihtiyar olayım da, hele biraz daha zaman geçsin de tevbe ederim, namaza başlarım, içkiyi bırakırım gibi düşünceler vallahi sizi aldatıyor. Zamanın sahibi Allah'tır. Siz değilsiniz. Siz değilsiniz. O halde alışkanlıklarımıza mağlup olmayalım. Keyfimize, zevkimize mağlup olmayalım. Böyle gidecektir zannetmeyelim. Berat gecesidir bu gece. Nerede olursanız olunuz. Yolda, otobüste, trende, vapurda, yolculukta, ikamette, nerede olursanız olun, yatmadan evvel nefsinizi hesaba çekmeden Allah aşkına yatmayın, yatmayın, yatmayın. Vebal bırakıyor. Böylece inşallah bu akşam Fatih Camii'nde akşam namazıyla yatsı arasında tekrar buluşuyoruz inşallah Teala. Buluşuyoruz. Pazar günü de Şehzade başında buluşuyoruz inşallah. Bu pazar yine Şehzade başında öğle namazından sonra dersimize biiznillahü teala yine devam ediyoruz. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Yaşadığımız bu sefil hayattan ve cemiyetten razı değilsin Allah'ım. Ayetlerinle bunu haber veriyorsun. Bizi razı olduğun İslam cemiyetini kurmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.